Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Günaydın, günaydın Süper FM'in Süper Ötesi dinleyicileri. Misler gibi, çiçek gibi bir perşembe gündeyiz. Hafta sonuna çok az kaldı. Sıkın dişinizi, dayanın biraz da. Az kaldı valla. Sana da günaydın Mustafa. Günaydın Zuhal'cığım. De bakalım bugün dinleyicilerimize ne vaat ediyorsun? Bol şakalı, kahkahalı, hoş sohbet, güzel bir gün vaat ediyorum Zuhal. Başka? Son paylaştığım Instagram fotoğrafın altına da buraların en büyüğü, bir başka Mustafa Kotan çok yaşa yazan ilk üç kişiyi de yanımda uyumaya vaat ediyorum. Baa. Yani yanında uyumak kolay değildir Zuhal'cığım benim. Bak birisi şey yazmış, Mustafa masada hiç tavuk döner yok. Acaba sen insanlara burada yalan mı söylüyorsun? Tavuk döner yemiyor musun? O masada neden tavuk döner yok diyorlar. Ya burada açıklama gereken bir mevzu aslında. Bu Zuhal de. Ha, öyle mi? Anlatma istersen, ben tahmin ediyorum hiç gerek yok. Sağlığına dikkat et Mustafa'cığım birazcık daha. Çünkü sadece etle proteinle hayat geçmez. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hani sen de cevap vermiyorsun, ben de cevap vermiyorum da. Ama ya bir şey söylemem lazım. İçimde kaldı. Böyle seni çok sevenler bana yazıyor ya. Yemin Azerbaycan'da Feride diye bir kız var. Aa, Feride'cim ediyorum. Ya sevgilerimi gönderiyorum ona. Devamlı, çok tatlı ya. Böyle günde 2-3 kere bana mesaj biliyorum, atıyor. Biliyorum herkese. Biz çok seviyoruz Feride'yi. Ben onlara da şeyde yazıyorum ona. Cevapta yazıyorum. Artık çok tatlı. Dedim boynumun borcu oldu. Söz söyleyeceğim dedim. Peki, yani. Peki Feride'ye de buradan selamlar. Bütün Azerbaycan'ı dinleyenlere herkese selamlar, sevgiler olsun. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Evet, geldik Mustafa'nın kendine yöneltilen soruları cevapladığı Mustafa Kotan postasına. Ben buradan herkese haftada 5 öğün Mustafa Kotan postasını tavsiye ediyorum. Her bünye iyi gelir. Gerçekten ben senin kendi kendine yazdığını düşünüyorum bu soruları ama hadi neyse, bakalım ilk soruya geçelim. Sincan'dan Recep sormuş. Mustafa abi, benim uzaylı fantazim var. Hayda. Kimseyi beğenemiyorum abi. Yolda yürüyorum. O buğseler, ezgiler, sedalar bana çok normal geliyor. Etkileşim olmuyor bende. Bana uzaylı lazım abi. Anlatabildim mi? Diyor. Ne yapabilirim şimdi ben? Ben anlamadım yani, soru falan da yok burada. Uzaylı mıyım ben? Ne yapacağım? Allah Allah. İşte bilmiyorum, ben de çözmeye çalışıyorum ama. Neyi çözmeye çalışıyorum? Benim insan olduğumdan emin değil misiniz? Ne bileyim ben, pek de şey yapamıyorum. Bazı böyle acayip acayip hareketlerim var. Takılıyorum ben de zaten. Buradan bir Recep'e sesleneyim. Kardeşim bak. Burada. Seni uzaylı fantezileri beni yemin ederim ilgilendirmez. Bana ne ya? Allah Allah, niye yazıyorsun? Uzaylı seviyorsan git NASA'ya. Kendini uzaya fırlattır. Diğer soru lütfen please. Balıkesir'den Kerem sormuş. Mustafa abi, hanım terk etti gitti. Açım, ev leş halde. Çamaşırlar dağıldı. Banyo kokuyor. Her yer sipariş edilen yemeklerin torbalarıyla dolu. Tek mutluluğum sizi dinlemek. Ne olacak şimdi diyor. Ne biçim soru? Şimdi gidip ben mi temizleyeceğim? Ne bileyim vallahi, gidip temizle, yardım et. Vallahi uzakta olmasa yardıma giderdim de. Şimdi her gün mecbur olduğum bir radyo programım olduğu için. Aa, kıyamam. Yoksa sen önce kendi evini temizle de. Evim, bak evim temizdir ama arabam pis. Evet, leş. Fikirtepe'den Sercan soruyor. Mustafa abi, geçen okulda çocuğun biriyle kavga ederken çocuk bana poşet dedi. Herkes de çok güldü. Yani ne demek yani poşet, kötü bir şey mi? Ben anlamadım yani, tekrar kavga etmek istemiyorum ama çocuk da yani bayağı güçlü, biliyor musun demiş. Şimdi bu oturacak bu Sercan arkadaşımız önce. Heh. Kaba etinin üstüne. Ona açacak televizyonunu. Bu Zuhal Topal'ı bir izleyecek. Ama ne sıkılmıyor mu bugün soran, hayır yok ya. Kısa bir ara evet, verelim. Evet, saçma olmuş bugünkü sorular. Sen bugün güzel yazamamışsın Mustafa. Vallahi ben yazmıyorum. Hadi ya. Hadi kısa bir ara verelim hadi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim, Zuhal Topal'ın günlüğü enerjik bir şekilde devam ediyor. Haydi bre. Bre, bre. Ne saçma sapan sesler çıkarıyorsun. Ne demek ya bu? Ne, ne bileyim, hani olay olsun, şenlik olsun. Biraz bak, gülelim istiyorum. Türkiye'de her 100 kişiden 9 uykusuzluk sorunu çekiyormuş ya. Hep var ya bu üst komşular yüzünden Zuhal. Niye? Ya bizim üst komşu yeni evlendi. Ayıp evet. Söylemez. Adam uyutmuyor beni geceleri ya. Aa, ama sen şimdi insanların özelini karıştırma. Hayır. Ayrıca burada diyor ki 6 saatten az uyuyanlar kilo alıyorlarmış. Yeterli ve düzenli uyku kilo vermeyi kolaylaştırıyormuş.
Zaten bu hep komşular yüzünden. Komşular çok ses çıkartıyor vallahi. Gürültücü herhalde komşular. Gürültücü ne yapalım, bir şey de diyemiyoruz. Komşu sonuçta. Tabii komşu komşunun külüne muhtaç. Aynen. Bak ayrıca burada diyor ki 6 saatten az uyuyanlar kilo alıyormuş. Yeterli ve düzenli uyku kilo vermeyi kolaylaştırıyormuş. Vallahi mı? Gerçekten. Sen acaba ondan mı kilo alıyorsun? Gerçi malak gibi uyuyorsun ama neyse. Ben uyumuyorum ya, geç yatıyorum. Gerçi sen de geç yatıyorsun peki. Afet memek de hasta ediyormuş insanı. Sürekli geçmişin izleyiyle hesaplaşmak, sürekli geçmişi sorgulamak fizyolojik düzeyde böbrek üstü bezlerinin aşırı miktarda çalışmasına ve kortizol hormonunda artışa yol açıyormuş. Aa bak, bu benim uzmanlık alanım. İyi, anlat bakayım o zaman. Yani demin söylediğinin hepsine katılıyorum Zuhal Hanımcığım. Bu mu uzmanlık? Evet, ben herkese affettim yani, kimseye kızmıyorum da. Hepinizin kusurlarıyla bağışlıyorum. Allah razı olsun, razı olsun gerçekten. Efendim, yapılan araştırmalara göre bahar ayları evlilik, boşanma, ayrılık ve iş değişikliği gibi önemli kararları almak için uygun zamanlar değilmiş. Çünkü bahar aylarında sıkça görülen havadaki değişiklikler insan psikolojisini de etkiliyormuş. Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları hesabı diyorsunuz ha? Ya aynen öyle. Ama bunlar bir illüzyon. Kanmayın bahara. Gelip geçecek efendim. Ama doğru diyorsun. Bu bahar damlaları herkes gözüme bir başka gözükmeye başladı benim. Sen de benim gözüme bir başka gözükmeye başladın. Bir sevmeye başladım seni ya. Kısa bir aradan sonra Zuhal Topal'ın günü bütün hızıyla devam edecek. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Efendim, Mustafa Kotan'la meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Ama sen hep zor yerden soruyorsun. Tamam, sen söyle, onu sorayım. Dolmuşçuyu sor mesela. Tamam, dolmuşçu ne iş yapar? Dolmuşçu trafikte çok yer kaplar. Çok ayıp. Bütün dolmuşçulardan özür dilerim. Şaka yaptım. Ben dolmuş kullandığım için doğru söylüyorsun. Evet. Şeyi söyle. Bileyici. Ha. Bileyici ne iş yapar? Bileyici mi? Bilye değil, bileyici. Evet, bileyici. Bileyici vallahi çok kral adamdır. Şimdi bileyiciler olmasa bugün halimiz nice olurdu vallahi, yemin ediyorum. Allah tüm bileyicilerden razı olsun. Bilmiyorsun değil mi? Hayır, biliyorum. Bilmiyorsun. Ne iş yapar söyle. Vallahi bilmiyorum, ne iş yapıyor? Ah böyle bıçak bileme falan hiç duymadın mı Mustafa? Ha doğru, işte böyle bıçak falan bileyiliyorlar ya, o değil mi, keskinleştirmek için? Evet tam, artık o kadarını da bilseydin yani. Ya babaannem zaten benim bilirdi Zuhal, bunu bileyici mi kaldı artık, yıl olmuş 2016. Peki Arzu Hacı ne iş yapar? Arzu Hacı de bak çok kral adamdır ha. Arzu Hacı'cılar olmasa bugün halimiz nice olur diye yemin ediyorum. Ay ne cahal çıktın, bunu da mı bilmiyorsun? Arzu Hacı insanların dilekçesini yazan insanlar, kişilerdir ve adli önlerinde... Tamam, biliyorsun işte. Da niye saçmalıyorsun deminden beridir? Ya ben bu işi para için mi yapıyorum sanıyorsun Zuhal Hacı? Eğlence olsun diyor. Ben de böyle eğleniyorum. Ne yapayım? Senin bu eğlenme anlayışını sonra evlenme anlayışı olarak değiştirmemiz lazım. İlla beni de evlendireceksin. Evlendireceğim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Ah sevgili dinleyenler, Mustafa ile uğraşmaya ve Zuhal Topal'ın günlüğü de aynı zamanda sunmaya devam ediyorum. Allah ne verdiyse ana haber bütçeyle devam ediyoruz. Nasıl sevinme o? Geleneksel sevinme yöntemleri beni açmıyor ama ya. Ajda Pekkan yakında bir reklam filmle karşımızda olacakmış. Ha, bu Ajda da nasıl bir insan ya? Süperstar. Hadi biraz Ajda Pekkan övelim o zaman. Ama daha yeni övdük süperstar. Olmaz, bak bir daha biraz daha övelim. Neden? Bak... Ben sana bir şey söyleyeyim bakayım, övecek misin? Yeni reklam filmi için 2 milyon TL alacakmış. Oha! 2 milyon da ömrünün sonuna kadar harcasa bitmez. Bak. 2 milyon mu? Alsın ama helal olsun ya valla. Peki Çinli kadınlar cep telefonlarını bacaklarının üstüne koyarak fotoğraf çektiriyorlarmış. Böylece bacaklarının ne kadar ince olduğunu gösteriyorlarmış. Bakayım. Bir dakika, pardon, bunların bacağı incelik bildiğin çalı çırpı. Ama şimdi kadına da ince olmak yakışır. Biraz zarif gösterir, güzel gösterir. Ya tamam, biz hani böyle kollon gibi olsun istemiyoruz da. Bunlar bildiğin kürdan ya, yemeğe sok ağzıma, dişimin arasını temizlerim. Terbiyesiz. Ay vallahi Mustafa, sana da hiçbir şey söylemeye gelmiyor ya. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum günü kutlamaları sırasında çektiği bir pozu sosyal medyada paylaşan Kim Kardashian fotoğrafta yanlışlıkla başka bir Mert Alaş'ı etiketledi. Kim etiketlemiş ya? Adana'dan Mert Alaş diye alakasız birini etiketlemiş.
Hatta bu yanlışlığı daha önce de yapmış, ikinci kez yanlışlıkla etiketlemiş çocuğu. Çocuk da Kim Kardashian'a şöyle bir mention atmış. Kocanla ters düşeceğiz sonra ha. Ay iyiymiş bu. Ha nedir bu Ganyen'in erkeklerden çektiği? Seviyor Zuhal'cığım, suç mu ya? Ama evli barklı kadın yav. Yalnız bir şey diyeyim mi? Hı. Keşke yanlışlıkla beni mentionlasaydı, yemin ediyorum ya. Ulan Ganyesi bitti, Mert'i başladı şimdi de. Lan bela mısınız lan, bırakın şu kızın peşine. Ay seni mentionlasa var ya, sen sevinçten neler yaparsın tahmin bile edemiyorum. Vallahi yemin ederim radyonun tepesine havai fişek atarım ha. Yemin ederim o bir de giderim bir de havai fişeğin tepesine bile. İnşallah bin de hadi sana mutlu yolculuklar. Hayırlısı hacım, güle güle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Selfie ile aran nasıl? Vallahi olmazsa aramıyorum. Olursa da hayır demiyorum. Peki selfie çıbığı ile aran nasıl? İyi. Samimi bir ilişkimiz var. Bayağı çıkışçıyız kendisiyle. Çok seviyorsun sen. Vallahi herkesin selfie çubuğu kendine Zuhal'cığım. Özel hayatımdır. Ayrıntıya girmek istemem. Efendim, yapılan bir başka araştırmaya göre selfie çubuğu kullanımında Türkiye 3. sırada yer alıyormuş. Şimdi bu selfie çubuğu bizim mutluluk çubuğumuz gibi bir şey mi olmuş yani? Brezilya %55 ile birinci, %49 ile Çin ikinci... Türkiye %45 ile üçüncü olmuş. Yuh. Yani her iki kişiden bu durumda selfie çubuğu varmış ha. Satılıyor sokaklarda biliyorsun, peynir ekmek gibi. Ne meraklı bu millet kendini çekmeye ya. Gerçekten de ya. Eskiden ama şey oluyordu değil mi? Beni çeker misin? İşte bir çekebilir misiniz fotoğraf? Şimdi herkes kendi işini kendi hallediyor. Ama kendi kendine halledilen işler çok zevk vermiyor. Bu mu şimdi yorumu? Hayır. Bu kadar yani. Kendi kendinizi halletmeyin arkadaşlar. Biraz kolektif olun ya. Uçan selfie çubuğu icat edilmiş ve yakın dönemde piyasaya sürülecekmiş. Vallahi bu insanlar çıldırdı. Ama bu teknoloji Mustafa. Bence bir çubuğu bu kadar serbest bırakmamak lazım. Neden? Ya çubuktur neticede ya. Nereye uçacağı, nereye konacağı belli olur mu? Ha, dikkatli olmak lazım diyorsun. Vallahi bir bakmışsın iş işten geçmiş. Fiyatı da yaklaşık 1000 TL'ymiş. Oha. Lan 1000 TL çubuk mu olur ya? Hayatımızda hiç mi çubuk görmedik? Sen çok çubuk gördün herhalde. Oo, biz ne çubuklar gördük. Gül gül öldük. Aa, ben de gülmekten öleceğim şimdi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Geldik pırıl pırıl mis gibi dertle derman olduğumuz bölümümüze. Zuhal Topal'la ilişki durumu başlıyor. Hadi bakalım, gönder. Önce adreslerimizi veriyorum. Twitter adresimiz Zuhal'in günlüğü. Instagram'ım Zuhal Topal. Benim de Instagram ve Snapchat'im Mustafa Kotan. Ankara'dan Nimet sormuş. Hı. Diyor ki Zuhal abla, akşamları kocamdan takırtılar geliyor. Uyandırdım bir gün. Ben kendi içimde bazı şeyler yaşıyorum dedi. İçime kimi aldı bu adam? Tıkırtıdan uyuyamıyorum. Kocam yanında beni aldatıyor mu acaba? Allah Allah, içeriden geliyor olmasın Nimet? Fare maredir belki. Niye adamdan tıkırtı gelsin ya? Acaba adamın içine mi fare kaçtı? Aa, nereden kaçacak Mustafa? Ya fare bu, kaçacak deliği bir şekilde bulur. Allah Allah. Bence adamın içine bir kapan koyacaksın. Olmadı fare zehiri falan. Aa, sus, öldüreceksin adamı. Bir doktora götürün adamcağızı yavrum. Bak sana bir bilmece Zuhal'cığım. Ben giderim, o gider, arkamdan tık tık eder. Hayır, o ben giderim, o gider, yanımda vır vır eder. Cevap Mustafa Kotan, devam et ticari. Kadıköy'den Pelin sormuş. Hı. Sevgilime PlayStation denize düşse onu mu kurtarırsın, beni mi kurtarırsın diye sordum. Hı. Böyle soru mu olur? Olursa düşünürüz diye cevap verdi. Ben de dayanamadım. Vapurda giderken PlayStation'ı denize attım. Ha. Kendim atlamaya kalmadan bu beni denize attı. Onu çıkarmazsan sen de çıkamazsın diye de bağırdı. Zuhal abla, Kadıköy'den Beşiktaş'a kadar yüzdüm abla. Her gün dalıyorum ama bulamadım. Sence akıntı nereye sürüklemiştir? Tövbe yarabbim, nedir bu oyun düşkünlüğü? Öyle deme Zuhal, kafa dağıtıyor valla. Ama niye herkes bu kadar kafa dağıtmaya çalışıyor? Geceleri gizli gizli NASA'da mı çalışıyorsunuz siz ya? Ya ne olacak ya, NASA'da çalışmaya kafa dağıtma ihtiyacı olamaz mı? Ama insan önce bir kafaya ihtiyacı olur yani dağıtmak için. Pelin, ilişkini test etme böyle yavrum. Ama iyi yapmışsın tabii. Boş ver sen bu çocuğu, sen önüne bak önüne. Mustafa sen de devam et. Yozgat'tan Kadri'ye sormuş. Diyor ki Zuhal abi, erkekler iş ciddiye binince hemen kaçıyor. Hoşlandığım çocukla ikinci buluşmaya annemin gelinliğini giyip gittim. Çocuk beni görünce
Allah bir yastıkta kocatsın deyip koşarak kaçtı. Mesaj atayım mı sence? Kadriye sen bir dahakine daha sakin ol canım benim. Böyle şeyler yapma yavrum. Bence Kadriye kudurmuş ama. Ama şimdi ailelerin tanışması, isteme, kına, nişan, ev döşeme, nikah, düğün aralarındaki teferruatları atlamış Mustafa. Direkt kaydırma yapmış Kadriye. Ama şimdi çok da kaymamak lazım değil mi? Bence de öyle. Zamanı gelince zaten kayıyorsun. Zorla kaydırak olmaz. Ay ne diyorsun sen be? Nöbetçiler! Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal bak acayip bir planım var ha. Gel. Nereye geleyim oğlum yanındayım zaten. Hayır. Acayip bir planım var. Kulağını söylemem lazım. Yayındayız Mustafa bilmem farkında mısın? Ya tamam söylüyorum ama bir planım var benim. Ne planı? Ne yapıyorsun? Aa gene dövmeler. Evet. Planı unutmayayım diye vücuduma dövme yaptırdım Zuhal'cığım. Planımızın adı Süper FM'i ele geçirme planı. Ha bizim program yaptığımız Süper FM'i. Ya başka Süper FM mi var ya? Bak burada hazır bütün plan. Nasıl olacakmış o iş? Bak zaten biz insanları arkamıza aldık mı canım? He. İnsanlar bizi seviyor mu? Hı. Süper FM'i ele geçirme ne yapacağız? 2 saat değil. Tam tamına 24 saat yayın yapacağız diye. Ne yapacağız? Maaşı da kendimize ayarlayacağız. Sen çıldırdın herhalde. Cesaret hapı falan mı yuttun sen? Bak beni dinle. Önce Yalçın'ı indireceğiz. Baştaki adamımız o. Yalçın'ı kim indirecek? O iş bende. Merak et. Ne yapacağım biliyor musun? Odasına çıplak gireceğim. Şaşırtacağım onu. Neye uğradığını şaşıracak. Sonra zaten ne istesem yapacak o da. Vallahi yapmazsa var ya bu göbeğimi gözüne gözüne sokarım onu. Dayanamaz bu işkence ediyorsun. Neyse keşke yayında söylemeseydin. Artık her şeyin haberleri var canım. Ben de yeni bir partner aramaya başlayayım. Hay, bak bir B planım var. Ben de misliyim misin sen onu söyle. Ay ne var Allah aşkına söyle ya. Ben bir 50 TL daha azam istiyorum ya. Şimdi bunun için miydi bu kadar velvele? Ya bunun için mi? Yemin ederim bak gittim 2500 liralık böyle fake dövmeler yaptırdım ya. Seni yalnız bırakmamak için başına seni bekçi dikmek lazım bekçi. Ya ne yani şimdi Süper FM'e geçiriyoruz geçirmiyor muyuz ya? Maalesef. Aman be o kadar plan yapmıştım ha. Ah Mustafa ah ah gerçekten de inanmıyorum ya. Seni ben bir psikoloğa götüreceğim arkadaşım. Sanırım ihtiyacın var. Var mı sende? Var var benim de nöbetçilere ihtiyacım var. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim şöyle bir dünyadan magazin turuna çıkalım. Bakalım dünyada neler neler oluyormuş. Ama inşallah frikik olmuştur da gözümüz gönlümüz açılsın biraz yemin ediyorum. Yani. Genç oyuncu Margot Robbie yeni filmi Tarzan efsanesindeki rol arkadaşı Alexander Skarsgård'u sevişme sahnesinde sakatlamış. Oha kadına bak ya yemin ediyorum arayıp da bulamadım kadını. Malum sahnede yönetmen David Yates'in farkında sana hiç tepki vermiyorum artık. Evet bir bak. Sahne şey biraz vahşi olacak. Alex'e biraz vur talimatı üzerine Robbie... Oyuncu arkadaşını yumrukladı. Fakat Margot Robbie'nin yumrukları biraz fazla gelmiş olacak ki... ...sahnenin çekiminden sonra Alex Skarsgård'un bedeninde morluklar oluştu. O Tarzan'ı ben oynayacaktım var ya. Ne yapardın? Of! Aaa! Aaa! Diye yemin ederim bağırıyorum. Tarzan değil affedersin birazcık eşek anırması gibi bir şey oldu. Sen ağaçtan ağaca atlayıp habire muz emmüklerdin. Bir şey söyleyeyim. Beni o role mi uydun gördün sen ya? Kabuklu kabuksuz. Efendim Brezilya'nın moda dünyasına armağanı olan Adriana Lima 65 yaşına kadar podyumda olacağını belirtmiş. Ne gerek var şimdi buna? İşini yapacakmış kadın. Ya 50'den sonra bütün modellerin bence sahneye çıkması yasaklanmalı böyle podyumlara falan. Ne yapacakmış? O yaşta kefen mi giyecek Adriana? Allah aşkına. Tependen bakmasın Mustafa. Ama bir şey söyleyeyim mi? Güzel kadın ha. Vallahi buna güzel gömüldür ha. Bak. Bak. Allah gecinden versin. Yemin ediyorum. Keşke bizlere bir sürü Adriana Limalar olsaydı. Ah Mustafa ah. Sen önce bir... Neyse. Onu da söylemeyeyim de. Gerçekten Mustafa. Cezayir bir şey söyleyeceğim de. Akıl fikir yoksunu bir insansın. Yüzünü mutlu. Bir şey söyleyeyim. Adriana'yı beğenemez miyim? Bak. Onu herhalde dünya beğenmiş kadını. Artık. Sen beğensen ne olur beğenmesen ne olur. Ha, içi de dışına vurmuş bir kadın bence. Bir arkadaşımız bir hanım arkadaşımız. Ben seviyorum. Burada Adriana'ya selamlar. Hay Adriana. Bu arada sesim biraz kısık gibi de biraz hasta olacağım ama Adriana eyvallah öptüm. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü.
Üniversite sınavlarındaki başarını duyunca Mustafa, ben senin gençliğe bir yardımımız dokunsun diye düşündüm. Bu anonsumuzda ben gençliğimizi üniversiteye yerleştiriyorum. Oh, eline sağlık Zuhal'cığım. Buyurun. Beraber LYS soruları çözeceğiz. Oo, en sevdiğim konu yemin ederim. Yolla bakalım, bir şey dokunsun, faydamız dokunsun. Al bakalım örnek matematik sorusu. Bir tur şirketi düzenleyeceği gezi için 140 TL ücret talep etmektedir. Resmen kazık, 140 TL nedir ya? Ya konu o değil. Ya konu ne olursa olsun. Konu matematik, soruya odaklan. Odaklanamıyorum Zahir, bir tur 140 TL olur mu ya? Daha turun nereye olduğunu bilmiyorsun. Olsun, pazarlık payım olsun diye yani, değil mi? Allah Allah. Kayıt için başvuranların 80'den fazla olması halinde katılımcılara 50 kuruşları iade edilecekmiş. Güzel, para iadesi var. Aferin. Medeni bir şirket demek ki gözümüze girdi bu. Kontenjan 200 kişiyle sınırlıymış. Güzel, başka? İşte bu kadar. Kaç kişi katılsa şirketin geliri en fazla olur diye sormuş işte. Çok güzel bir soru. Şimdi bu tur nereye düzenleniyor peki? İlgisi yok konunun onunla ya. Ya nasıl yok ya? Antalya'ya gidiyorlarsa iyi, yaz da geliyor. Böyle cıbıl cıbıl olur orada da. Ama saçma bir yere giderse olmaz. Tur şirketi batar. Sen anlat o zaman gençlerimize. Bu soru nasıl çözülür? Birkaç bilgiye daha ihtiyacım var. Yok oğlum, hepsi bu kadar işte bilgiler. Peki bu geziye katılanların kaçı kız kaçı erkek? Ay ne önemi var? Hayır, kaçı yabancı uyruklu bunların? Kaçı Rus, bunları bilmem Allah lazım. Allah Allah, ne alaka oğlum? Ya belki ben de katılacağım. Allah Allah. Millet Antalya yabancı turistlerle köpük banyosu yaparken ben oturacağım, soru mu çözeceğim burada? Çözemedin, kıvırıyorsun tabii. Ya ne çözemeyeceğim ya? Direkt söyleyeyim istersen, cevap be. Aa, aferin vallahi çözmüşsün. Nasıl çözdün? Anlat bakayım. Anlatma. Aa, niye? Vallahi çok feyiz alınacak bir durum yok ortada. Kopya mı çektin? Vallahi çektim, baktım arkada. Biz gençlere burada doğru bir yol öğretmeye çalışıyoruz, yaptığına bak. Nöbetçiler buyurun. Zuhal Topal'ın günlüğü.